Merhabalar efendim. İngiltere'de bir Altın Ordu serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Bugün halihazırda üst lige çıktık. Geçen sene takımımız bir proje takımı olduğundan dolayı Türkiye'den bol miktarda kiralık oyuncu getirmiştim. Oyuncuların hepsi gittiler. Ve dediğim üzere geçen videolarda da bahsettim bundan. Çok güçlü bir kadro kurmuşum. Yani yeni kurulan takıma Türk takımlarının gönderdiği kiralık oyuncular. Hani böyle kendi kendime bir hikaye oluşturmaya çalıştım. Fakat o kiralık oyuncular beni mükemmel derecede yani üst seviye performans gösterdiler. Bu da çok kolay şekilde üst lige çıkmama sebebiyet verdi. Ama bu sene öyle olmayacak arkadaşlar. Halihazırda 3-5 tane transfer yaptım. Bunları göstereceğim size. Çok bedelsiz olarak kadroya kattım oyunculardı. Hatta bazılarından pişman oldum ama birkaç tane de teklif ettim. Teklif ettiklerimi göstereyim ilk önce. Ondan sonra da 3-4 tane transferim var. Onları göstereyim. Sonrasında bir uzun bir hazırlık dönemim var. Şöyle kaç maç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maçlık bir hazırlık dönemi geçireceğim. Hızlı takım birbirine adapte olsun diye. Çünkü bir anda bir sürü kiralık gitti. Takım yeniden yenilendi. Baştan kuruldu. Takımın kendine adapte olabilmesi için bu lazım. Şöyle hemen bir teklif ettiklerimi göstereyim. İnşallah bunların hepsi gelir. İnşallah gelir. Zaten 3 tane Galatasaray'dan teklifim var. Buradan Ali Yavuzkol ve Yunus Akgün 6 aylık teklif yapmışım. Yani Ali Yavuzkol bu arada çalışma iznine takıldı. Gelebilme durumu var. Gelirse forvete büyük katkı sağlayacaktır kendisi. Yunus Akgün zaten biliyorsunuz Yunus Akgün'ü. Çok fazla bir şey demeye gerek yok. Ömer Bayram gelirse sol bekimiz asist manyağı olur. Yani sol bekten çok fazla asist yaparım öyle söyleyeyim. Bunun haricinde orta sahaya bir bedelsiz transfer. Zaten maaş da bayağı dolgun burada görüyorsunuz. 300 bin lira bir maaş istiyor. Jacob Montes Nikaragua'lı kendisi. Yani bir Bartu Elmaz değil ama onun yerini çok rahat doldurabilecek bir oyuncu. Bayağı iyi bir seçenek olacak benim için eğer gelirse. Onun haricinde sağ ve solda oynayabilen Rashun Morin 18 yaşındaki oyuncu. Yani hızlanması, çevikliği gayet yerinde. Dribbling'i var, özel yeteneği var. Yani orta sağ solda oynayabiliyor, sağ da oynayabiliyor. İki tarafta da bana destek sağlayacaktır. Ve bir forvet oyuncusu. Ya bizim forvet oyuncumuz var, göstereceğim birazdan. Fakat yani çok da iyi değil açıkçası. 1,80 oyuncu, 89 kilo, gayet güçlü bir oyuncu. İyi bir sonuç verecektir eğer takımımıza katılırsa. Şuradan gösterelim hemen. Taktiğe girelim. Bakın burada yeni aldığım oyuncular. Şurada da regenleri görüyorsunuz. Regenler benim kendi oyuncularım. Burada regen olmayan kimi aldım? Grant var. Grant'ı aldım. Hızlanması, çevikliği gayet iyi. Dribbling'i de gayet iyi. Özel yetenek de var yani. Gayet iyi bir oyuncu. Danny Grant. Ve Aaron Ramsey. Ramsey'in adını bakıp da lan Aaron Ramsey almış demeyin. 19 yaşında Aston Villa'dan kiralık bir oyuncu. Öyle kiralık olarak tek bir oyuncumuz var. Ve sağ bekte de Elvis Bwonlomo diye Ugandalı bir elemanı aldık ama bu eleman benim yani bir deneyeceğim bu elemanı. Fakat çok iyi de bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Ya bakacağız. Ve sol tarafta da Deniz Tunç var. Şimdi benim ne bu oyuncusu? Şey, Regen. Bir de Liam Murphy var. Regen. Hani Liam Murphy'nin çalışkanlığı, vücut zindeliği, özel yeteneği falan gayet iyi santrafor merkez oynayabiliyor. 1,72 boyu falan var. Ve pasör stoper olarak Lars Dendoncker 21 yaşındaki elemanı kadromuza kattık. Yani ön sayısı var, markajı var, top kapması var, kafa vuruşu var, 1,88 boy. Yani iyi bir oyuncu. Kaleci Trasey de kendini geliştirmiş durumda. En azından öteki kalecinden daha iyi durumda diyebilirim. Buradaki oyuncuların hepsi arkadaşlar bakın U23, U23 ve Carvalho, Blackett, Taylor falan bunlar hep öteki takımlardan oyuncular. Bunların bazılarını da zaten yollayacağım. Şu iki elemanın şeyi bitmiş durumda. Sözleşmesi onları da imzalamayacağım. Yani bunun da mesela sözleşmesi olsunlarmış ama Vos'u kadroda tutmak istiyorum açıkçası. Olur olmaz diye. Neyse arkadaşlar çok fazla lafı uzatmayalım. Biz bir hazırlık dönemine girelim. Hazırlık dönemi geçerken birkaç oyuncu daha bulmaya çalışacağım.
O bul, eğer düzgün bir oyuncu bulabilirsem onu da kadroya katarım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Orta sahada benim gerçekten eksiğim var. Onu ben fark ettim. Sağ bek, sol bek. Hani sağ sol bekte sıkıntı yok. Hani Daniel Ojo var yine gidekten gelir iş yapar. Joao Felix var gerçi yani ama ben Bruno'yu yedek bırakıp bir tane düzgün sağ bek almak istiyorum alabilirsem eğer. Çünkü para da var yani yok değil paramız da var. Bakacağız duruma göre. Görüşmek dileğiyle. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hazırlık dönemini geçirdik. Çok sağlam bir hazırlık dönemi geçirdiğimi söyleyebilirim. Takıma çok fazla isim katmadım. Ama çok güzel bir orta saha buldum. Gerçekten kırmızı birkaç özelliği var ve benim istediğim özellikleri kırmızı. Çok yüksek bir maaş istedi. Yani takıma göre bayağı yüksek bir maaş istedi. Yani yaklaşık 5-6 tane oyuncunun toplam maaşını falan alıyor. Biraz sıkıntılı ama yani profili bunu hak edecek derecede iyi. Bir tane daha oyuncu vardı, Nikaragualı. O geldi. Sonrasında izin alamadık. Çalışma iznini alamadık. Yani takıma katılıyor ama çalışma iznini olmuyor. Hani bildiğim kadarıyla çalışma iznini alamayınca takıma da katılmaması lazım. Neyse onu tekrardan yolladım bir de yani. Birazcık oradan zarar ettim. Yapacak da bir şey yok. Buradan göstereyim ben transferleri size. F9 diyelim. Bakın. Bu da Danny Grant bilmem ne falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Brian Morris. Bak bunların yerin şeyinden şöyle tarih diyelim. Yeni aldığım oyuncuları göstereyim. Ben şuradan herhalde. Josh Brocking. Aynen defans sağ bu elemanı aldım. Önemli oyuncu. 167 bin veriyorum. Defans sağ zaten iyi bir isim alacağımı söylemiştim. Gayet özellikleri iyi. Pası biraz kötü. 6 pası var ama fena değil. Yapacak bir şey yok. Pas çalıştıracağım. Hatta şöyle unutmadan yanlış. Gelişim. Defans sağ, kanat bek, hücum oynasın. Buradan da ekstra bir pas antrenmanı yaptıralım. Hani bir nebze olsun. Pası 8-10 olursa benim için iyi olur. Sonrasında kime aldık buradan? Victor Adeboyejo. Forvet'e takviye olarak bu elemanı aldık. Pivot santrfor olarak kullanılıyor. Ama bir forvet daha buldum ki onu da göstereceğim. Yine sağ ve sol kanatta oynayabilen bir oyuncu geldi. Kanat oyuncusu. Eyüpspor'dan 37 bine Görkem Bitini aldım. 1.90, 83 kilo, 24 yaşında. Bitiricilik var. Yani vücut zıplama, hız, çeviklik, kafa vuruşu biraz kötü. Bunu da kafa vuruşu alıştıralım. Antrenman. Şöyle yapıştır. Yaratıcı forvet hücum. Bu kafa. Hava topları yok mu? Hava topları. Kafa vuruşu ve cesaret. Birazcık artsın oralar. Tamamdır. Transferler bunlar. Ben başka gösterecek yer var mı? Başka yeni bir transfer yok. Ha, evet. Şu Jacob Montes demiştim. Geldi. Gitti. Yani mükemmel bir oyuncu. Bu elemana da aslar var. 250-300 bin para verdim. Katıldı. Yollamak zorunda kaldım tekrardan. Yani olsa hani bir orta saha şu. Ötekisi de şu olsa harika olurdu. Arkadaşlar telefonum tekrardan merhaba arkadaşlar. Telefonum çalmıştı. Bir telefona baktım. Telefonla konuşurken elektrikler gitti falan filan. Yani biraz zaman aldı. Bir kahve yaptım kendime. Suyumu falan tazeledim. Neyse. Maça girelim. Bir bakalım. Takım nasıl? İyi mi? Kötü mü? Bu arada normalde herhangi bir şey yoktu ama işte şey olunca biraz geriden başlattım. Tam kaydetmemiştim. Liburt sakatlandı. Liburt'un yerine ya yani ben bunu Adebayo diyeceğim. Yani Adebayo, Victor Adebayo geldi. O oynayacak ve yanında Görkem Bitin. Dileklerim şu şekilde. Fazla oyuncularım da var ama bakacağız. İşte Maturin falan var. 18 yaşında daha iyi elemanlar bunlar. Bunlara da ara ara şans vereceğiz. Takımı bildiriyorum. Ve ben Gezim Pepsi'ye 10 numarayı vereceğim. Sonra Görkem Bitine 9 verelim. Başka da şu mesela bu eleman iyi bir defans oyuncu. Buna 4 verelim. Gerisini otomatik numaralandırsın. Pepsi gerçekten Pepsi size tam göstermedim ama hatta şöyle girelim profiline tam bakın. Pepsi bu arkadaşlar. Gerçekten efsane bir oyuncu. Yani
Kosovalı 428 bin maaş alıyor. Her ikisini kullanabiliyor ayağının. Yani efsane bir eleman. Gezinti kullanabilirsiniz. Yani harika bir olduğunu söyleyebilirim. Bilgilendirme, maça gidiyoruz ve maç başlayacak. Bakalım, önemli bir maç. Şu sesi birazcık kısmam lazım. Benim sadece sıkıntı olarak gördüğüm tek şey bu liglerde abi 5 yedek olması. Ya 5 yedek çok saçma. Ya minimum şunu bir 7-8 yedeğe kadar çıkar değil mi? 3 yedek daha koyabileyim oraya. İlk maç deplasmanda oynayacağız. İlk maçı atla diyoruz ve maça başlandı. Kritik anlarda oynuyoruz maçı. Berhalter'le kullandık korneri. Denchonker yar. Vallahi hani kim var? Chambers var. Trasey, Chambers, Berhalter. Yani başka yok abi. Takım full değişti. Bir taş kullandık Broking ile Görkem Bitin. Broking. Görkem. Tekrar Broking. Pepsi. Pepsi çevirdi. Broking. Ortası Berhalter. Berhalter'in kafası etkili olmadı. Bu arada aklıma hani ağzıma hep şey takılıyor ya, bu Emre Fel merhabalar. Onu söyleyip duruyorum böyle. Merhabalar. Ben bu yerlerden biriyim falan tarzı hoşuma gitti bayağı şarkı. Güzel şarkı. Orada bir baskı kurduk ama çabuk çıkamıyoruz. Grant'ten Görkem'e, Görkem'in nereye indirdiği belli değil. Yani ileride forvet oyuncumun eksikliğini çekiyorum açıkçası. Ama tabii belli olmaz. Gol atabilirim. Baskın oynayan taraf benim. Chambers'ın ortası Adebayo vurdu ama gelmedi. Yani şu an Chambers efsane oynuyor. Öyle söyleyebilirim. Arkaya top bırakmıyorum. Bu elemanın adı Den Donçker. Den Donçker. O da fena değil. Ama gerçekten şu kilidi açma konusunda bayağı sıkıntı çekiyorum. Orta sahaya yani bilmiyorum, bir Bartu hamlesi tekrar yapsak mı yani? Alabiliyorsak en azından bir deneyelim. Bartu, Pepsi ikisi oynasın en azından orada. Daha iyi işler çıkartabilirler diye düşünüyorum. Broking, orada bir faul var. Kırmızı kart, evet. Kırmızı kart geldi. Biraz rahatladım dakika 32'de. Chambers'ın kafası. Yok abi. Gerçekten takım iyi oynuyor. Karşı takım iyi direniyor yani. Ben iyi yani, iyi gelen taraf benim aslında bak. 9 şut, 3'ü kaleyi buldu. 0-55 gol beklentisi ama bir türlü gol gelmedi. Sağlam bir ayağa ihtiyacım var. Deniz Tunç güzel gönderdi. Grant çevirdi. Death Boys. Corner. Berhalter'le kullandık korneri. Yok, yetkisiz bir korner daha. Hadi abi basın biraz hadi. Ramsey biraz sıkıntılı. Ramsey'i değiştirmem lazım abi. Çok yaladım kulağım, kusura bakmayın. Carvalho Ramsey. Başka kimi alabiliriz? Adebayo'nun Liam Murphy'yi alacağım şöyle. Hani o da Regen. Nevgendir. Oyuncu Murphy. Belki bir şeyler yapar. Death Boys kullandı. Grant. Berhalter. Görkem. Görkem'den Murphy'ye. Liam Murphy. Yapma be yavrum. İlk maça berabere kalmayalım ya. Berhalter açtı ortasını. Chambers kafasını vurdu. Olmadı. Yani 1.35 gol beklentisi karşı takım. Yani şut çekemedi abi ama 0-0. Yemin ediyorum. Ne olacak bizim bu halimiz? Deniz Tuş'la taçı kullandık. Görkem penaltı geldi. Penaltı geldi. Penaltılara kaldı. Böyle bir şey yok. Kim? Denilson Carvalho topun başında. Hadi yavrum at şunu. Denilson Carvalho. Dakika 58 gol geldi. Gerçekten kısır geçen bir maçta. Golü atarak biraz da olsa bir rahat nefes aldık.
Yani üstüne de vurmuş. Kaleci kurtarabilirdi. Süpersiniz yavrum. Devam edin. 2.29 gol beklentisi. 23 şut. 10 kaleyi buldu ama yok. Bu arada Ömer Bayram falan gelmedi abi. Lars Dendoncker. Dendoncker'in golüyle 2-0'a yakaladık. Dakika 65'te kilit bir anda açıldı. Bakın Chambers manyak işler yapıyor. Şu an 8.5'le oynuyor. Dendoncker mükemmel bir kafa şutuyla 2-0 yaptı. Hepsi biraz sönük kaldı ya. 73 Pepsi arkadan böyle bir oyun açsın biraz. Pepsi'yi ne oynatalım? Japan Tip Oyun Kurucu. Destek oynatalım seni. Sen ne yap biliyor musun? Yetkinin ayrım özelliği. Neyse onu geç. O zaman ne yapacağız abi seni? Seni şey yapacağız. Dur bekle. Seni merkez orta saha yapacağız abi. Merkez orta saha. Yani destek oynayacaksın. Daha fazla risk alacaksın. Dikine paslaşacaksın falan filan. Hadi yavrum sen merkez orta sahasın. Seni hücum bile oynatabilirim de. Yapmayacağım onu. Dakika 78 Chambers'ı başlatalım abi çünkü yoruldu bayağı. Marvel girsin yerine. Berhalter'in ortası. Dendoncker! Dendoncker! İkinci golünü attı Dendoncker. Berhalter'in ortası. Dendoncker'in golü. Başka oyuncu değiştiremiyorum evet. Yani 3-0. Güzel. Pepin'in şutu. Aman yavrum be. Ne vurdu be. Direkte patladı top. Grant. Grant oradan çıkamadı. Taç. Dakika 89 artı 3 verildi. Efsane bir maç çıkardım. Harika bir oyunla. 3-0 yendim. Deplasmanda rakibimi. Gerçekten defans hattımda elinden eline en iyisini yaptı. Kısır geçti. İlk maçın ilk bölümü. Sonrasında penaltıdan bulduğum golden sonra oyun iyice açıldı ve ne oldu? Galibiyet geldi. Harikaydınız abi. Mükemmel işler yaptınız. Şimdi arkadaşlar şuradaki maça gideceğiz. Diyeceğim ama buradaki maça gitmeyelim. Şu Crawley maçını mı yaptık? Premier Lig kim ne lan? Premier ikinci. Abi 23 yaşmış abi. Ben diyorum ne oluyor? Neyse ben bu 3 maçı yapacağım ya. Direkt şuraya kadar tatile çıkacağım. Öteki maçın girişinde görüşürüz arkadaşlar. Bu üç, ilk 3 maçı yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk maçımızı 3-0 geçmiştik. Biraz zorlandık. Bu bir gerçek. Penaltıdan sonra maç açıldı. Ve 3-0 kazandık. Zaten benim kendi yaptığım taktiklerde de ya da karşılaştığım rakiplerle alakalı bilmiyorum. İlk golü atmakta çok zorlanıyorum. Mesela atıyorum 78'de 80'de ilk golü attım. Ya 10 dakikada 1-2 tane daha buluyorum yani illaki. Değişik bir taktik uyguluyorum yani. Hep benim taktiklerim hep böyle basan. Hep basan. Zaten o baskıyı bir kere deldik mi bir türlü dikiş tutturamıyor karşı rakip. Neyse çok da fazla lafı uzatmayalım ve maça geçelim bakalım. İkinci maçımızda ne yapacağız? Hepsi şu tarafa alıp şöyle deneyeceğim bir de. Libort döndü bu arada. Biraz böyle sıkıntısı var ama oynar. Üzgün çünkü Beşiktaş'a gitmek istiyor. Satmak istemiyorum abi. Ben bu şekilde bir forvet daha bulamam. Maaşına yükseltme yapayım diyorum. Ona da hayır diyor. Yani ne yapmaya çalıştığını ben pek anlamış değilim açıkçası şu an. Bir dakika. Carvalho var. İkmo Adams. Sabek solda oynayabildiği için Elvis Bono'nun yerine şu sabek solda oynayan elemanı alacağız. Brian Morris orta saha merkez. Yani bakacağım duruma göre. Gezin Pepsi kötü bir oyun ortaya koymadı ama bu şekilde devam ederse bir kulağını çekeceğim yani. Neyse çok da laf uzatmayalım ve maça geçelim. Kime? Roshin Mathurin. Bir dakika ben hızlı bir eleman mısın? Sana 7 numaraya gireceğim. Hızlıysan çok da iyi değilsin ya. 7 numarayı boş ver sana 16'yı verelim. 7 numara önemli abi. Evet, maça başlıyoruz.
Yönetimden stadı büyütmesini istedim yönetimden ama herhangi bir şu an cevap gelmedi. 5.000 kapasitemiz var. Arttırmak istiyorum. Tıkım tıkım çünkü 5.000, 5.000 full yani. Full oynuyoruz. Liburt ne oldu oğlum Liburt? Ya Liburt seni ben... Neyse bir ilk yarı oynasın ya. Deniz Tunç. Chambers. Trakti. Dendonker. Broking. Ramsey. Tekrar Broking. Döndü Dendonker'e. Dendonker'den Berhalter. Ramsey. Broking. Açtı ortayı. Görkem Bitin. Gol geldi. Evet. Murpi girsin artık oyuna. Murpi girdi oyuna. Liburt çıktı. Liburt bir darbe aldı. Çıkmak istedi. Biz frondeyiz. Erken bulduk golü ve bu bizi çok rahatlattı. Burton. Whitehead. McKiernan. Dier. McKiernan. Lovatti, Mundell Smith, aman abi dikkat, Mundell Smith döndü, Brown, Dier uzaklardan değil aslında, 20-25 metreden çok güzel vurdu. Çok güzel bir gol attılar, tebrik etmek lazım, tekrar seyrediyoruz. Hem yani şuralardan o kadar rahat vurdurursan, adam baksana önü bomboş. Trafiği ne yapsın, yazık. 1-0 öndeydik 1-1 oldu. Gayet etkili oynuyoruz. Fakat böyle baktığımız zaman ama gol gelmedi. İlk yarı olmasına rağmen 2 nokta kaç 14 mü? 2-21 gol beklentimiz var. Topu kaptık. Dendonker, Chambers tekrar Dendonker. Abi yapmayın. Uzaklaştırın şunu. Broking. Tekrar Dendonker. Trusty. Chambers. Deniz Tunç Pepsi kart görmüş. Pepsi'yi uyaralım abi. Pepsi'ye ne yapıyorsun Pepsi? Mükemmel pas Görkem'e. Görkem Bitin. Görkem Bitin'in önüne Grant'ten mükemmel pas. Görkem Bitin o boyuna o posuna rağmen gayet hızlı bir oyuncu. Grant mükemmel attı. Arkasında Kabongolo kovalıyor ama Görkem çok rahat. Dakika 40. 41 hatta gol geldi. 2-1 öndeyiz. Kabongolo. Burton. Lovati'den önce Dendonker. Dendonker. Ramsey'den Nurpin'in önüne ama Nurpi yavaş kaldı. Jackson kaleci. Dikti topu Dendonker uzaklaştırdı. Ramsey döndü. Broking. Broking. Açtı ortayı. Kim o? Murphy mi? Lütfen Murphy olsun. Nikola Tavares. Kendi kalesine attı. Nikola Tavares'i görünce aklıma Geralt Tavara geldi. Yuriel Selli geldi. Yemin ediyorum. Ya şu orta sahanın göbeğine bir Yuriel Selli nasıl giderdi? Ya da of of of. Danny Grant'ten mükemmel bir gol. Gerçekten akıl dolu, teknik dolu bir gol. 4-1 oldu maç. Deniz Tunç burada. Görkem'e, Görkem'den Grant'a, Grant mükemmel bir yani topun dibine öyle bir girdi ki 2.60 gol beklentisi 4 gol. Burton, Whitehead, McKiernan, tekrar Whitehead, Dier, Lovat, Healy, McKiernan güzel geldiler. Burton, Burton geri döndü. Healy, tekrar Burton, Whitehead orada iyi paslaştılar. Bas abi alın topu. Bir kap topu. Bir kaptırırlarsa gol gelir. Haley. Burton. Kaptı topu. Deniz Tunç. Chambers. Tekrar Deniz. Güzel top. Görkem'de. Görkem. Bas abi topa. Deniz Tunç. Deniz Tunç'tan mükemmel pas. Ramsey. Ramsey. Ortayı çevirdi. William Grant. William Grant mı? Attım yani topu adını. İlk yarı 4-1 önde kapattık. Mükemmel oynuyoruz. Hunter girdi. Hunter tehlikeli. Hadi Görkem, yap etrini yavrum derken top olmadı.
Maça harika başladık tekrardan. Süpersiniz yavrum. Yapma be. Chambers'tan güzel bir kafa ama olmadı. Görkem 9-2 ile oynuyor. Harika. Uzaklaştırdık ya. Yapma Murphy. Orada koş yani. Bir şeyler yap. Trase'de kaldı top. Hakem Robert Vitton. Vitton mu? Nasıl bir şey okunuyor? Vitton. Trase Dendoncker. Tekrar Trase. Grant indirdi. Görkem'den Deniz Tunç'a. Deniz Tunç. Deniz Tunç da bu arada İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyelim. Türk olduğuna bakmayın. Düşürüldü ama penaltı yok. Broking ortası. Görkem Bitin. Görkem Bitin'den mükemmel bir kafa golü geldi. Hat-trick yaptı Görkem. Kendi evimde gerçekten acımasızım. Güzel bir gol. 23'ün 9'u kaleyi buldu. 5'i gol oldu. Dakika 65'e doğru gidiyor. Birkaç değişiklik yapacağız. 66 oldu. Whitehead. Hunter'dan önce Dendoncker. Trassi uzaklaştırdı topu. Görkem indirdi Ramsey. Ramsey bastı topa. Broking. Pepsi'den güzel bir şut olmadı. Değişiklikleri yapalım. Şimdi arkadaşlar. Tek değişiklik hakkımı yaptığımızdan iki tane değişiklik yapacağım. Ramsey'in yerine sen gir yavrum. Bir. Başka. Mo Adams'ı şöyle ortada bir denemek istiyorum. Bakacağım. Tamam. 3 oldu zaten. Süpersiniz abi. Hadi. Dakika 80. Bir gol daha gelsin. 6 yapalım şunu. Maturin bir şeyler yapsın. Adams bir şeyler yapsın. 90 artıya girdik ve maç bitti. 5-1 kazandık. Kendi evimizde acımadık. 5 tane salladık ve bir sonraki rakibimiz bakalım kim tutacak demeyelim. Kim olacağı belli zaten de. Maturin çıktı. Görkem Bitin 3 gol bir asist. Gerçekten yine mükemmel bir şey. Lampard. Lampard bu arada Bournemouth'un teknik direktörüymüş. Deniz Tunç ve Liverpool yakından ilgileniyor. Allah Allah. Premier Lig alacak adamları. Ya şimdi abi adamların yanındaki yazan değerleri çok az. Yanında yazan değerler çok az. Mesela Roman Liburt mesela. Baksana adamın 14 bin yazıyor abi kendi yanında. Roman Liburt şöyle gelelim. Abi adam sen gel şöyle kadro. Sen önemli oyuncusun yani. İlk 11 yapacağım. Tamamdır. Şimdi 4 yani 3 gün var. Şöyle şuradan başlayalım. Sen ve sen abi. Yok. Tamam, pardon. Evet. Pardon. Çok pardon. Kahve. Biraz böyle midemi şey yaptı. Ses geldiyse eğer çok pardon. Şimdi buradan antrenman. Dinlenme. 2 gün sizi dinlendirelim abi. Şuraya kadar tatile çıkıyorum. Kırabilir maçında görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videonun son maçı olacak. Bu ilk 3 maçımızı yapacağız. İlk 2'deki yaptık zaten. 7 avarajımız var. Burada yukarıda görüyorsunuz. 6 puandayız. Çok sağlam bir giriş yaptık. Bekliyordum böyle bir girişi. Fakat takım daha tam oturmadığını söyleyebilirim. Yavaş yavaş takım da oturacaktır. Yani Liburt'tan bayağı uzak kaldık. Rovan Liburt. Kendisi üzgün Beşiktaş'a gitmek istiyor ama göndermemek için elimden geleni yapıyorum. Göndermek istemiyorum. Brian Morris'i denemek istiyorum. Onu da Maturin'in yerine alacağım. Şöyle. Yavaş yavaş oyuncularımızı deneyeceğiz. Maturin, Brian Morris'i 8 numarayı verebilirim. Sıkıntı yok. Orta saha ikilimden çok aşırı derecede memnun değilim açıkçası. Fakat kimi alabilirim bilmiyorum. Şimdi Dendoncker'e girme sebebim şu. Şuradan göstereceğim. Transfer diyeceğim. Futbol direktörü bana bir şeyler önersin. Orta saha merkez transfer edebilecek bir insan. Bak 3 tane öneriyor. Aaron Wilding. Peki bir oyuncuya benzemiyor. Jack Taylor.
Belki Craig Esmond. Yani takım oyunu var, cesaret var falan filan. Bunlar olmaz abi. Sonra bakıyorum kiralık orta saha var mı şöyle düzgün. Var aslında hani böyle Cardiff'ten Sam Bowen. Yani bu Sam Bowen iyi olabilir, bayağı iyi olabilir. Bunu geç. Haydan Hackney. Mesela şu eleman Sam Bowen kiralık gelse orayı biraz düzeltebilir. Yani böyle şeyde sıkıntı yaşıyorum ben. Hani oyunu açmada bir sıkıntı var. Sam Bowen şöyle bir takdir sinekir süresiz diyelim. Bunu geçtik. Sonra bir tane daha istiyorum. Sözleşme sonu var mı? Yok. Bedelsiz transfer. Birkaç tane gösterdi. Nia Kirby. Aslında bu Kirby bayağı iyi bir şeye benziyor. Kirby. Ama pek bir etki olacağını zannetmiyorum. Sean McGlean. Geç. Corey Smith. Yani. Geç abi. Peki hani orta defansif orta saha olarak yok mu? Hani orta saha oynayabilen hepsi oynayabiliyor. Mesela Brett Walker, yok geç. Fred Sule geç. George Dobson. On bayağı aslında iyi bir elemanmış bu. Çalışkanlık, cesaret falan. Orta sahayı bayağı bir sağlam. Şey yapabilir yani. Bu eleman güzelmiş. Şunu şöyle atalım kenara. Sonra yine defansif orta sahadan bedelsiz neler varmış? 3 tane. Jai Spring. İyi bir eleman. 33 yaşında. Jack Oksonen. 21 yaşında. İyi bir eleman yine. Bu Dursun. İmza atır seçeneği var zaten. Süresiz. Ve Alex Valeo. Onu beğenmedim ama 1.91'de boyu var. Peki böyle ofansif orta saha yok mu şöyle düzgün? İyi. Marvin Martin var. Bak mesela ofansif orta sahalar daha 34 yaşında, boş ver geç. Dawson Devoy olmaz. Serhat Taşdemir sen de olmazsın abi. Yine ofansif orta saha bedelsiz transfer bakalım. İki tane var. Atef Konate fena değil. Jamie Thomas da fena değil. Neyse. Birkaç tane kenara attık. Onlardan bir iki teklif yaparım. Yani hangisi gözüme iyi geliyorsa ona teklif yapacağız. Başlayacağız. Crawley başladı maça. Trent. Chambers. Toby burada gelmedi. Rodari. Sarula. Ya arkadaşlar bak ne biçim basıyorum yani anladınız mı? Şimdi ben kendi kendime maçta rahatsız oluyorum abi. Bütün maçlara yeniyorum. Bütün maçlara galibim. Ulan ben kendi bundan rahatsız oluyorum. Ama abi ne yapayım yani? Sırf yenilmek için taktik mi değiştireyim? Sırf yenilmek için alabileceğim oyuncuyu almayayım mı yani? Anladın mı? Bunlar benim canımı çok sıkıyor. Yani bu oyunu oynayıp başarı sağlamak istiyorum. Burada zaten hedefimiz abi bir an önce Premier Lig'e çıkmak. Ben Premier Lig'e çıkınca direkt şampiyon olabileceğimi mi sanıyorsunuz benim? Hani ilk seneden Premier Lig'e şampiyon olmak imkansız gibi bir şey. Liverpool, City, United yani bunlar çok affedersiniz yani çok billurlu takımlar bunlar. Bunları çok rahat geçemezsiniz yani. Sizi şampiyon olsanız dahi sizi böyle var ya son maça kadar ısırırlar hakikaten. Yani çok iyi bir kadro kurmak ayrıca bu arada biz öndeyiz. Ayrıca yedeklerimizin de gerçekten iyi olması lazım. İşte yavaş yavaş hani benim bu oyuncuları mesela Deniz Tunç iyi bir oyuncu. Brooking, Pepsi, Libert. Mesela ben Libert'la Premier Lig'de maça çıkmak istiyorum açıkçası yani. Powell, Apia, Matthews, Frankomp. Mesela şuralarda kapılan top şuralarda şu bölgede bana mutlak gol getiriyor. Çünkü bir anda kontrole tak diye vuruyorum yani. Bak topu alırsak eğer aldık. Tabii yavaşlattı biraz. Top Libert'ta çok iyi. Libert'tan Ramsey bastı topa çevirdi içeriye Görkem'e açtı top. Görkem Libert olmadı. Korner. Yani ilk 20 dakikada sağlam geldik 1-0'ın öndeyiz. Den Donker güzel de vurdu ama out. 1 korner daha Pepsi ile kullanıyoruz. Pepsi açtı, Coca-Cola attı falan tarzı böyle. Chambers'ın ikinci golü. Çok iyi oldu bu.
2'yi bulduk, rahatladık. Yine 3'te 3 ile başladık. Geçen sene biliyorsunuz 33'te 33 mü ne yapmıştık, böyle bir şeydi yani. Yani efsane bir sezondu zaten geçen sene. Clay. Kaleci Morris dikti ileriye. Berhalter indirdi. Pepsi. Liburt. Orada bir faul beklentim var ama olmadı. Frankomp. Geçemedi direkt. Ransom. Ransom, Rodari, Rodari'den önce Chambers, Benalter, Görkem, Liburt, döndü Broking, Pepsi, Liburt, Ramsey'i güzel gördü, Ramsey döndü, Broking, Broking çevirdi içeriye, Görkem yok, Danny Grant, Danny Grant attı golünü, 3-0 oldu dakika 24'te, Crowley gerçekten dayanamadı, harika bir oyun sistemi, harika bir press, harika bir baskı. Ne yapsınlar? Liburt. Liburt döndü. Roman Liburt Crowley maçında döndü. Üçüncü maçta nihayet golle buluşuyor. Geçen senenin yıldız oyuncusu 67 gol elimize attı geçen sezon. Harika bir sezon geçirdi. Kupalarda falan, lig, kupa, bütün maçlardan bahsediyorum. 67 golü var. Tabii Eren Aydın da 60 5 golde falan onda vardı. Yani harika bir. İki forvetimizden 120 golü açtılar. Chambers, Deniz Tunç, Benalter, Pepsi, Broking, Liburt, Benalter, Ramsey. Kötü de vurdu. Yani aslında iyi de vurdu ama kalecinin üzerine. Pepsi ile açıyoruz. Ortayı, korneri. Benalter topu bırakmadı. Antrenman sisteminde arkadaşlar çok büyük etkisi var. Yani oyuncuları hem çok fazla yordurmuyor hem de iyi gelişmelerini sağlıyor antrenman sisteminin. Aşağı tarafta linki oluyor antrenman sisteminin. Antrenman sistemini indirip kurabilirsiniz. Eski videolarımda var, antrenman sistemi nasıl kurulur, nasıl onu anlatıyorum. Oradan bakıp kurabilirsiniz. Takım süpersiniz, takım. Hepsi yorgun, Chambers yorgun, Grant yorgun. 60-65'te bunları bir üçünü birden değiştireceğim. Dakika 49 Deniz Tuş'la kullandık taçı. Benalter. Chambers. Benalter. Pepsi. Chambers tekrar. Bastı topa. Grant'i gördü. Deniz Tuş. Tekrar Chambers. Benalter. Uzaklardan mükemmel bir şut. Morris. Mükemmel bir kurtarış yaptı. Kravley'in stadı benden büyük herhalde. Yok değil. Chambers çevirdi. Pepsi'ye tekrar. Offside söz konusu. Yani bir de benim şöyle bir şeyim var. Hani yeniyorum da normal bir yenme değil bu yani. Öyle bir yenme yok. Gerçekten ezerek yeniyorum. Chambers döndü. Benalter. Hepsi. Broking. Penaltı geldi. Topun başına kim geçecek? Chambers geçti. Hat-trick yapmak için. Chambers hat-trick yaptı. Ve Chambers'ı değiştirelim artık. Chambers hat-trick'ini de yaptığına göre ekipe de girsin. Pepsi fena oynamıyor. Benalter'in yerine değiştirelim. Benalter'in yerine Brian Morris girsin, iki etti. Tamamdır. Şu şekilde devam edelim. Ek bir Teta girecek oyuna Chambers'ın yerine. O da yorgun. Yorgunluğunu yani dinlendirmek lazım. Sıkıntı olur yoksa. Pepsi'yi uyaralım abi. Pepsi çok sallanmasın, kaçmasın yavrum. 77. dakika oldu. 3.66 gol beklentisi var. 5 gol var. 26 şutun 12'si kaleyi buldu. Harika oynuyoruz. Mükemmel oynuyoruz. Bu arada Pepsi yorgun. Grant yorgun. Grant'in yerine de Denison Carvalho girsin. Ramsey. Aaron Ramsey. Lan ismi de aynı. Şey de aynı. Aaron Ramsey. West Ham'dan kiralık. 6-0 oldu maç. 6-0'a yakaladık. Harika bir oyun ortaya koyuyoruz. Maçı 6-0 kazandık. Crawley deplasmanında. Hepsinin 3 asisti var. Chambers'ın 3 golü var. Maçın adamı 10.0'la Chambers oluyor. 3 harika maç seyrettik. Mükemmel bir giriş yaptık arkadaşlar. Artık çok fazla şey yapmayacağım. Mesela ben ligi vereceğim yani tamamen. Şimdi şöyle
Ay ay gideceğiz. Kaç ay var toplamda? Şimdi ay ay da bir şey olacak ya. Mesela 2 ay 2 ay gidelim. Şimdi tamam 3 maçı yaptık buradan. Bu ayı geçtik artık. Şurayı vereceğim. Bir dahaki maç, bir dahaki şey. Şu arayı vereceğiz. Öteki gün şuradan bir maç oynayıp FA Cup maçı artık 4. elem olduğu için oynamayacağım. Şuradan 1-2 maç veririz. FA Cup oynamayacağız. FA Cup çünkü daha 4. olduğu için çok gerek yok. Hani bir maç buradan, bir maç, iki maç buradan. Yatıyorum bir maç buradan, iki maç buradan. Anladınız mı? Öyle öyle gidebiliriz. Çünkü abi bu sefer her aydan bir maç bir şey yapsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ay 9 bölüm olacak. Bir sezon 9 bölüm olacak. Yani bir lig atlama süreyi ben atlayacağımı inanıyorum zaten. Bir de bunun işte FA Cup'ta bilmem ne sıcak turu mesela bir, iki bölümde öyle sıkıştırdığını var desem 11 bölüm çok fazla. Ama bunu ikiye bölersek 5 bölümde bu buradan sıyrılırız. Hem de her videonun bir hikayesi olur. Güzel olur. Bakın yemyeşil. Yeşillik seviyoruz. Doğacıyız. O yüzden full galibiyet alıyoruz. İnşallah böyle devam eder diyelim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.